Gördüğünüz gibi durum pek iyi değil hocam. Giderken bu kadar kötü değildi ki bu kadın. Göndermekle hata mı ettik Selçuk? Meryem Hanım'ın en doğru tedaviyi Amerika'da göreceği konusunda hemfikirdik hocam. Evet, hemfikirdik. Peki bu sonuçlar ne? Hocam, siz daha iyi bilirsiniz ama bence Meryem Hanım'ın durumunun Amerika'da gördüğü tedaviyle alakası yok. Neyle alakası var peki? Siz hep demez miydiniz hastanın moral durumu iyileşme sürecindeki en önemli etkenlerden biridir diye? Evet, öyle derim. İşte Meryem Hanım'ın bence aklı hala burada hocam. Belki kızını görebilse durumu düzelebilir. Haklısın ama bu pek mümkün görülmüyor. O zaman bekleyip sonucu görmekten başka çaremiz yok. Sende de ne cevherler varmış? Uf ya, Ozan için fazla manidar değil mi bu? Ya ne demek istiyor bu? Ne demek? Ne demek isteyecek? İşte her şey açık. Her şeyi biliyorum diyor. Yoksa... Allah'ım ya. Yoksa şantaj mı yapacak? Evet. Ne isteyecek acaba benden? Ya iyi de böyle bir evim olduğunu biliyorsa sonuçta... verecek bir şeyim olmadığını da anlar herhalde. Allah'ım ya. Ay tamam, ben tamam. Fazla paranın yok oldun ha. Allah'ım ya, adresimi nereden buldu? Çıldıracağım ya, çıldıracağım. Ozan arıyor. Efendim? Çiçek geldi mi? Evet, geldi. Güzel. Aslında aramayacaktım fakat suçunu kabul edecek misin merak ettim. Biliyorsun ki suçlusun Banu. Evet, biliyorum. Bu da bir şey. Peki kendini affettirmek için ne yapacaksın? Affedebilecek misin? Yani unutabilir misin her şeyi? Kızım ne oldu ya? Böyle süt dökmüş kediye döndün. Baştan söyleyeyim, benim böyle bir şey için antrenmanım yok. Nasıl, anlamadım? Yani şöyle olması gerekirdi. Ben sana beni neden aramadın, insan bir teşekkür eder diyecektim. Sonra sen de bana bahaneler uyduracaktın. Yok babaannem şöyle hastalandı, hizmetçimiz delirdi falan diyecektin. Sonra da... Ya Ozan, sen benim adresimi nereden buldun? Ozi bulur güzelim. Elimiz kolumuz uzun icabında. Ozan, nereden buldun dedim. Tamam be güzelim ama stres yaptın. Pelin'de adresin varmış, o verdi. Ne? Pelin de mi biliyor? Ya işte kredi kartı formum mu, adresim mi, onda mı kalmış, ne olmuş bilmiyorum. Adresi ondan aldım işte. Salak salak! Ne oldu ki? Ya canım, kredi kartı başvurumu onda unuttuğumu unutmuşum ben. Ben de kredi kartımı bekliyorum ki gelsin işte. Sıkıntı yok. Yenisini alır doldururuz. Ya Ozan, peki bu kredi kartı formum sende mi? Ya Banu, bu muhabbet beni sıktı. Ya Ozan, canım diyorum ki gönderdiğin çiçekler için çok teşekkür ederim. Ha, şöyle yola gel. O gönderdiğin çiçekler şu an başucumda gümüş işlemeli bir vazonun içinde duruyor. Ve ben dün gece o çiçeklerle konuştum. Ne dedim biliyor musun? Ne dedin? Yuh, demek birini kurtaracağım diye kendini yaktın. Vallahi Deniz, senin akıl sağlığından şüphelenmeye başladım. Mehmet, sen de böyle deme. Eğer ben bunu yapmasaydım Özgür Pelin'in sahte belge düzenlediğini Bahri Hoca'ya söyleyecekti. Söyleseydin de gününü görseydi hanımefendi. Kaç defa söyleyeceğim Özgür. Eğer bunu yaparsak ondan bir farkımız kalmaz. Pelin'e süper bir iyilik yaptınız kısaca. Kendisini ölümden kurtardık ama hanımefendinin haberi yok. Merhaba. Merhabalar. Gelsene. Yok Özgür ya. Ben şurada takılacağım. Görüşürüz. Sen bilirsin. Siz hep böyle mi olacaksınız? Mehveş, ne kadar anlatsam da Melih'le bir alakam olmadığını anlamıyor.
Eğer bana güvenmiyorsa kendi bilir. Haksızlık yapma Deniz. Tamam. Mert birazcık fevri davranmış olabilir. Ama onun yerinde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Herkes düşünebilir ama Mert düşünemez Özgür. Oo, saat kaç olmuş? Kalk Deniz, derse geç kalacağız. Benim de amfide dersim var. Hadi çıkalım. Ablam gitti mi? Gitti. Hadi ben de kaçar şeker. Öyle şeker meker deyip kaçma şimdi. Bana doğruyu söyle de tadımız kaçmasın. Aa, ne konuda anneciğim? Kızım, senin yavukluğun falan yok değil mi? Ah anneciğim ya, kızacaksın ama keşke olsa. Keşke diğer fakültedeki kızlar gibi benim de erkek arkadaşlarım olsa da böyle el ele parklarda dolaşsam, bunlar için zamanım olsa. Bir doktor önce mesleğiyle evlenir diyor hocalarımız. Hah. Yani sen izin versen bile hocalarımız izin vermez. Merak etme sen. Aferin kızım. Sen hocalarının sözünü dinle, değil mi? Çok çalış. Benim bir umudum sensin. Hı anneciğim. Bu şarkıyı çok dinledim. Hadi görüşürüz. Bye. Bye. Mutlaka bir yerlerinde bir şey unutmuştur bu adam. Of. Al işte. Ay, bal gibi kadın kokusu. Ay, bu benim kokum mu yoksa? Evet ayol, bu benim kokum. Ay, bu böyle olmayacak. Tabii ya. Bahri. Berna canım benim, sen bazen ne kadar saf oluyorsun. Bahri'den başka kim bilecek senin kocanın ne yaptığını? Haberi gözlerinin içine bakarak vermeyi ne kadar isterdim bilemez. Hani sen hep derdin ya, varlığın içimde ikinci bir can gibi diye. Şimdi benim de içimde başka bir can var. Babasının bizi terk edip gittiğinden habersiz, küçücük bir can. Senin ölmene asla izin vermeyeceğim Meryem. Geri döneceksin ve gerçeği kızımıza beraber söyleyeceğiz. Ne oldu, hayırdır? Bu para eksik. Nasıl eksik? 50 lira. Ya 50 lira için mi çağırdın beni buraya? Ben de bir şey oldu sandım ha. Bak, biri bizi görürse bu iş yatar, haberin olsun. Bizim mahallede 50 lira için adam keserler. Hatırlatayım da. Ha.
Ya tamam, bir yanlış anlam olmuş işte. Al 50 lira. İşi de sorunsuz hallet, aman diyeyim. Eyvallah. Hacer Hanım. Ay, kafa kalmadı ki bende. Hacer Hanım Efe'yi almaya gitti. Merhaba İkbal teyzeciğim. Hoş geldin Banu'cum, gelsene. Yorgun görünüyorsunuz. Evet Banu'cum. Konferans için Roma'ya gideceğim ya, işim çok yoğun, onlarla uğraşıyorum. Kolay gelsin. Pelin odasında mı? Evet, odasında. Uzun bir sürede çıkmayacak gibi görünüyor. Çok kızdırdı beni. Çok kırgınım ona. Ben konuştum onunla İkbal teyzeciğim. Bundan sonra çok çalışıp girecek gözünüze. Hiç merak etmeyin. Hem o da çok üzülüyor. Neyse. Daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Elbet o da hatasını anlayacak. Kolay gelsin size. Ben Pelin'in yanına çıkıyorum. Çalışmam gerekiyor ya. Durmadı kapı, durmadı. Ah, Berna. Merhaba canım benim. Ozan bana kocaman bir çiçek gönderdi. Biliyorum. Ama bak, ben de sana ne getirdim? Çikolata mı? Evet, ama light bu. İçinde hiç şeker yok. Uzmanlar çikolatanın morali düzelttiğini söylüyorlar. İkimize de iyi gelecek. Unutacaksın, yok sınavmış yok puanmış. Uzmanlar sınavdan önce de tatlı bir şeyler yiyin diye tavsiye ediyorlar. Ben de rejimi bozup yedim ama bir işe yaramadı. Hem şeker yoksa bile yağ vardır bunda, sen ye. Ya kredi kartım evde kalmış. Yoksa gelirken ithal sıfır şekerli meyve sularından getirecektim. Aa Pelin, ya ben kredi kartı başvuru formumu sende mi unutmuşum? Galiba. Sen onu bana bir versene. Ay git bankadan yenisini al. Uğraşamam şimdi. Zaten moralim yerlerde. Of, tıpta dersler çok ağır derlerdi de inanmazdım. Bu ne ya? Eşek ölüsü gibi bir kitaplar. Doktor olmak kolay değil Mehveş. Sen 1000 sayfalık anatomi kitabını okuyup hatmettin herhalde dün gece. Niye ki? Elinde kitabı göremiyorum da. Aa, ben onu kafede unuttum ya, aptal kafam. Hadi hemen sen koş git al, gel ben hocayı oyalarım. Tamam, hemen buradan geçiyorum. Gel Berna'cığım, oturalım şöyle. Yok İkbal'cığım, ben oturmayayım. Zaten senin de işin başından aşkın. Ben Bahri'ye bakmıştım aslında ama. Bahri'ye mi? Bahri hastanede. Benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa. Yok yok. Senin de başını ağrıtmayayım. Olur mu öyle şey? Ha onu anlatmışsın ha bana, öyle değil mi? Gel oturalım. Gel böyle. Böyle bir şey de nasıl anlatılır bilmem ki. Ya çatlatma insanı Berna, ne oldu? Celal beni aldatıyor İkbal. Yok artık. Deniz derse gelmiyor musun? Ya kafede kitabımı unutmuşum, hemen geleceğim. Tamam. Olmaz öyle şey Berna. Olur canım benim. Bunlardan her şey beklenir. Benim bildiğim Celal asla seni aldatmaz. Benim bildiğim Bahri de asla eve neydi belirsiz bir kızı sokmazdı ama bak ne oldu? Berna'cığım, dünyanın en güzel kızları gelse Celal gözünü çevirip onlara bakmaz. Celal gibi biri az bulunur. Ah İkbal'cığım ah. Sen son zamanlarda başıma gelenleri bir bilsen. Ne oldu ki? Sayfiyeyi sattı. Neden sattığı belli değil. Kesin o kadınla yiyor. Sonra gizli gizli telefon konuşmaları. Sonra... Hacer Hanım Efe'yi almaya gitti de. Bir dakika.
Hoş geldin. Merhaba ablacığım. Bugün benim şanslı günüm herhalde. İki güzel hanım aynı yerde. Nasılsın Berna? Teşekkür ederim Mustafa Bey. İkbalcığım, ben iznini istiyorum. Bak ben geldim diye gidiyorsan bozulurum ha. Yok yok, ben de kalkacaktım zaten. Seni görmek güzeldi Berna. Sonra görüşürüz canım benim. Uzun uzun konuşuruz. Güle güle. Hayrola, Berna kötü görünüyordu. Allah Allah. Bunlar çok ucuz numaralar benim dikkatimi çekmek için. Benim kimsenin dikkatini çekmek gibi bir isteğim yok Mert. Öyle mi? Peki niye geri döndün o zaman? Kitabımı unutmuşum çünkü. Tabii canım, doğru. Kitabını unuttum. Dersim başlıyor. Seninle uğraşmaya hiç vaktim yok. Doğru. Gitmeliyle uğraş sen. Allah'ım ne yapacağım ben bu kızla ya? Aman. Tipik Berna işte. Saçma sapan şeyleri dert etmiş kendine. Ne gibi? Celal'in kendisini aldattığını düşünüyor. Celal'in? Ya, kadının yoluna bir paspas olmadığı kaldı adamın. Hala kocasından şüpheleniyor. Ne yapsın artık adam? Haklısın vallahi. Yani bu dünyada karısını aldatacak son erkek Celal'dir ablacığım. Aman boş ver şimdi Berna'yı, Celal'i. Sen ne yaptın onu anlat. Gel. Sana bir sürprizim var ablaların sultanı. Al bakalım. Bu ne? Roma'da kalacağımız otelin resimleri. Roma'da kalacağımız otel mi? Evet, ben de geliyorum. İtalyanlar 3 gün içinde bir toplantı ayarladılar. Ben de... Sen de hazır ablan Roma'da dedin. Evet. Senin bilim uğruna 2. sınıf otellerde kalmana gönlüm razı olmadı. Çok düşüncelisin Mustafa. Fena mı işte? Hem uzun zamandır birlikte vakit geçirmemiştik. Bir akşam da Mirabella'da güzel bir yemek yeriz. Şöyle şarap, deniz ürünleri falan. Oo, olur tabii. Plan tamamsa ben kaçar. Sağ ol Mustafa'cığım. Roma'da görüşürüz. Ha, Selçuk. Buyurun hocam. Meryem hakkında söylediklerini düşündüm, çok haklısın. Ben... Sadece sizden öğrendiklerimi söyledim. Yalnız bir sorunumuz var. Meryem'le kızının bir araya gelme ihtimali yok. Anlıyorum. Onun için diyorum ki ben Amerika'ya gideyim. Hem böylelikle durumu yerinde incelemiş olurum. Madem kızını Amerika'ya gönderemeyeceğiz, bence de en doğru karar bu olur hocam. Zaten biliyorsunuz Meryem Hanım en çok size güveniyor. O zaman sen Amerika'daki hastaneye haber ver. Ben birkaç gün içinde orada olacağım. Zaten benim vizem var. Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz. İyi, böyle yapalım. Selçuk. Buyurun hocam. Teşekkür ederim bu süreçte bana göstermiş olduğun destekten dolayı. Her zaman hocam. Son bir ricam. Soranlara şu Amerika'daki Uluslararası Tıp Kongresi var ya, oraya gideceğimi söyleyeceğim. Tamam hocam. Siz nasıl isterseniz. Benden laf çıkmaz. Biliyorum, sağ ol. Ya of Pelin, hadi kalk artık ya. Of. Ya anlamıyorum kızım, neden arıyoruz ki biz bu formu şimdi? Ya bankanın önünden geçerken hop diye bırakıvereceğim. Şimdi yeniden mi yazayım o kadar şeyi? Üşendim vallahi. Ya, tamam. Al işte buldum. Ne bakıyorsun öyle, rahatlasana. Bulduk işte çok değerli formunu. Canım teşekkür ederim. Ya aslında o kadar da önemli değildi ama... Bir an Ozan'a verdin zannettim. Verdim zaten. O da senin adresini telefonuna kaydetti sadece. Ne? Telefonuna mı kaydetti? Ya Burak!
Ver diyorum. Ya bıraksana. Ver şunu. Ya bırak. Ver diyorum. Ah! Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Çantamı çaldılar. Kimse yok mu? Ah imdat. Yardım Bugünlük edin. Bu kadar korkutmacı yeter Denizciğim. Deniz, ne oldu? İyi misin? Çantamı çaldılar.